Ne oluyor herkese? Herkes birbirine kız. Acaba küsmek bulaşıcı bir hastalık mı? Suzan karıcığım, ne olur evine dön. Böyle yapma, bak beni çok üzüyorsun. İster üzül ister büzül. Dönmeyeceğim abi. Bir daha beni arama. Dur. No, kapatma. Suzan kapat. Kapatma Suzan. Sadık Bey, böyle içinize atarsanız olmaz ki. Bakın, derdiniz neyse benimle de paylaşın. Belki benim bir yardımım dokunur, hadi. Allah aşkına boş ver Firuze. Yani büyük bir eşeklik ettim Betüş'e ve şimdi cezamı çekiyorum. Çok pişmanım, o yüzden hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Peki benimle konuşmayın, gidin onunla konuşun, özür filan dileyin. Yahu diledim. Daha doğrusu dilemeye çalıştım. Ben bütün gece gittim geldim. Beni affetmesini söyledim ama nafile suratıma bile bakmadı. Size bu kadar kızgınsa kabahatiniz de o kadar büyüktür bence. Sadık Bey, belki de Betüş Hanım'dır. Siz alodeyin. Tamam. Alo. Hayır, Cem evde yok Tuğçe. Kardeşiyle çıktılar, akşama dönecekler. Tamam canım, söylerim. İyi yaptın baba, sağ ol. Hadi baba, hazırsan çıkalım. Nereye? İndi teyzelere. Deniz'i alıp geleceğiz. Betüş yok mu? Yok. Kafede. Senin doğum günü pastanı hazırlıyor. Firuze. Eğer bir şeye ihtiyacın varsa gelirken getirelim mi? Yok Sadık Bey, her şeyimiz tamam. İyi. Hadi kızım biz çıkalım ya. Baba. Ben de gelebilir miyim? Tabii. Hayır sen gelme. Tabii. Bak yani hani erken gelen arkadaşların olur, onları karşılarsın. Tamam mı yavrucuğum benim? Sen benle kal tontonum, beraber kek yapalım. Kimse bana tonton diyemez. Bozuluyorum. Affedersin Cemciğim. Hadi canım oğlum. Hadi kızım çıkalım. Anahtarı. Al canım. Sen ne yapıyorsun orada bakayım öyle? Aman bu ne güzel pasta böyle. Cem'in doğum günü için. Ama fevkalade olmuş. Sen kafeyi yalnız mı açtın bugün bir tane? Betüş nerede? Ha gitti. Ha kime gitti? Ha Eda'ya. Benim bir tanem, senin bir sıkıntın var ama bana anlatamıyorsun değil mi? Betüş'ün sihirli küresi nerede çocuğum? Yaşa, ben ortada yokken neler olup bitmiş şimdi öğreniriz. Küre, zamanı geri sar bakayım. Acaba şaraptan mı yoksa senin güzelliğinden mi birdenbire böyle sarhoş oldum Dudu? Biraz düşün bakalım. Keşke şu Cem'in bugün doğum günü olmasaydı da biraz daha baş başa vakit geçirseydik ya. Günler çuvala mı girdi? Sabret. Artık sabredecek halim kalmadı Dudu. Evlen benimle. Ama kesin bir karara varıncaya kadar biraz bekleyecektik, hatırladın mı? Neyi bekleyeceğiz Dudu? Bak bir kızın evli, öbür kızın da kocaya kaçmış. Köpeğin de ölmüş, onu da doldurtmuşsun. İkimiz de yalnızız. Hadi evet de bir ortak hayat kuralım. Hı? Ama bu çok zor bir karar. Biraz daha düşünmem lazım. Seninle evlenirsem sihir yapamam ki. Betüş yetmezmiş gibi bir de Eda'yı o faniden ayırmam lazım. Yok. Önce çocuklarım, sonra ne heyesi? Düşündün mü? Düşündün. Tamam peki, bak ne diyeceğim. Sen artık yalnızlığa alıştım, böyle hemen evde bir erkeğe tahammül edemem diye düşünüyorsan, biz yine de evlenelim. Birbirimize alışıncaya kadar ayrı ayrı evlerde yaşarız. Sahi mi? Ha bak bu olur işte. Harika. Bak bu olur işte.
Neler olmuş böyle Çilekciğim? Ah, Betüş. Perihan teyze nasılsın? Ben iyiyim hayatım da sen nasılsın? Eda nasıl? Ay peşinden koştum bir türlü yakalayamadım. Gördüm her şeyi küreden gördüm kızım. Ay niye bu kadar acele ediyor anlamıyorum ya. Tutturdu illa ki bugün evleneceğim diyor. Bana bak annenin sihir yapıp ayırmasından korkmasın sakın. Hayır yoksa ne diye dün tanıdığı bir adamla evlenmeye kalksın ya ki? Aa, benim aklıma bir şeyler geliyor ama ben hemen yeri göğü arayıp Eda'yı bulayım. Olup biteni öğreneyim. Sonra gelir sana anlatırım tamam mı? Tamam. Aman be Cemcim sıkma canını. Daha yaşın kaç başın kaç sana kız mı yok oğlum? Artık kız arkadaşım olmayacak. Tuğçe ilk ve sondu. Belinin zoruna bak niyeymiş o? Kızlara güvenim kalmadı da ondan. Bana bak. Sen emin misin Tuğçe'nin o... Eminim. Kantine girdiğimi gördüğü halde o çocukla kulaktan kulağa konuşmaya devam etti. Fısır fısır. Fısır fısır ya. Kimmiş o çocuk? Okulun en zengin çocuk. Babasının Porsche'u var. Porsche mu? O ne be? Lüks araba. Aa desene Tuğçe Hanım daha küçük yaşta gözünü yükseklere dikti. Esas ağrıma giden ne biliyor musun? Geçen gün beden eğitimi dersinde çocuğun spor ayakkabılarını aşırı beğendim. Babası Amerika'dan getirmiş ve bunu Tuğçe'ye de söyledim. Tuğçe de hiçbir şey söylemeden uzun uzun suratıma baktı. Meğer derdi o çocuğu kendine aşık etmekmiş. Aman be Cemcim sıkma canını. Al biraz kek çırp. İyi gelir. Ben sana radyodan neşeli bir de şarkı bulayım keyfine bak. Bugün senin doğum günün. Benim dünya güzeli kaynanacığım. Ne olur ne olur Suzan telefona gelsin. Vallahi bir şarkı okuyup telefonu kapatacağım. Ya sabır Suzan al şu telefonu. Seninki şarkı söyleyecekmiş. Ay ne var abi? Ne şarkısıymış bu? Suzan karıcığım bak bak güzelim biliyorsun ben evin yolunu bile ezberleyemedim ama senin eve dönmen için bir şarkı ezberledim. Okuyayım mı? İyi hadi söyle bari zahmet etmişsin. Birke birke. Haber saldım dört bir yana. Karanfiller susuz kalmış. Muhabbete dost ararken bütün şehri periler basmış. Neler basmış neler? Periler mi dedin sen? Yok karıcığım perileri nereden çıkardın? Periler demedim mi? Şey dedim çeriler. Yeni çeriler hani Allah. Duydum abi duydum. Kıvırma Allah kahretmesin. Ya eve geri döneyim diye bana seçe seçe peri şarkı mı seçti be adam? Yazıklar olsun. Karıcığım ne olur bak bir dakika hayatım ne olur. Bir dakika ay, beni ay, dinle yani. Al şu telefonu. Al kapak benim sinirlerim çok kötü zıpladı yine. Ay adam hala periler diyor ya. Bana bir bardak su getir anne çok kötüyüm. Elim ayağım titriyor. Bak bir bardak su içim kendime gelin. Bir çıkayım havalayayım bir şey yapayım. Ah anne. O kadar şarkı varken bu şarkıyı mı buldun be? Bu şarkıyı mı buldun periler meriler diye? Ah, bir sürü şarkı vardı. Söyle hep karın geri dönsün. Aferin Çilekciğim ne güzel süslemişsin pastayı. Hadi gel bir de paket yapalım ha. Gelin bakalım çocuklar. Girebilir miyiz acaba? Aa kimler gelmiş? Çok işimiz var Sadıkçığım. Cem'in doğum günü partisi için hazırlıklarımız henüz bitmedi. Merhaba Deniz. Merhaba Betüş abla. Deniz'cim bu Çilek. Çok tatlısın. Tamam çocuklar. İstediğiniz oldu. Betüş'ü gördünüz. Hadi şimdi doğru eve gidiyoruz. İsterlerse çocuklar benimle kalabilirler. Yok, biz babamla eve dönelim. Deniz abime hediye aldık. Onları paketleyeceğiz. Peki nasıl isterseniz. Evde görüşürüz o zaman. Çileği de götürelim mi Ceren? Tamam, götürün bakalım. Anlaşılan hepinizle evde görüşeceğiz. Hoşça kalın. Betüş. Ben seni seviyorum. Hem de çok çok seviyorum. Gel bakalım gel. Biz döndük Betüş'cüm. Merhaba. Eda iyi misin? Hiç iyi değil. Aa ne oldu? Evlen.
evlenme planı suya düştü. Sevgilisi onu terk etti. Yine mi? Yine Betüş'cüm yine. Ama çocuğun hiçbir kabahat yok. Maalesef kabahat gene bizim kızımızda. O çocuğu kendisine aşık edebilmek için gene sihire başvurmuş. Evlenmekte niye acele ettiği anlaşıldı. Yaptığı evlenme ve aşk sihirinin süresi 24 saatmiş. 24 saat geçip sihir bitince oğlan pırrrr. Eda, yani şu erkekleri kendine sihirle aşık etmekten ne zaman vazgeçeceksin anlamıyorum. Şöyle izah edeyim Betüş'cüğüm. Ne zaman ki onlar bana gerçekten aşık olacaklar, yani en azından bir tanesi, o zaman ben bu sihirleri yapmaktan vazgeçeceğim. Ben de senin gibi mutlu olmak istiyorum ama... olamıyorum. Ben geldim. Ay hayrola Dudu, bu ne neşe böyle? Evleniyorum da haberi size tez ulaştırayım dedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.